artı bir sunar. Kaltın podcasti. 15 bölüm. Herkesin hayatında bir barones vardır. Herkese merhaba. Ben Erman Çağlar. Yanımda Ozan Akyol var. Ozan Akyol hoş geldin. Hoş bulduk Erman Çağlar. Kalitede öncü, fiyatta öncü bir podcast'teyiz. Kaltın podcast'indeyiz. Nasılsın? İyiyim ya. Nasıl olalım işte. 2020'nin büyük bir ihtimalle son podcast bölümünü yapıyoruz. Bugün 25 Aralık. Dışarıda günlük güneşlik bir hava var. Millet cıvıl cıvıl sokaklarda geziyor. Havanın böyle olmaması gereken bir dönemdeyiz. Ama Bahar'ın gelişini müjdeleyen fosforlu, sarılı, yeşilli, kahverengeli balgamlar, elma dilimli balgamlar yerdeydi Erman. Herkes şaşırmış durumda. Elimizden geldiğince yaşamaya devam ediyoruz. Şarkıyla ya da spesifik bir şeyle değil de sağda solda gördüğün şeylerle açmandan hiçbir konu olmadığını anlıyorum kafanda. <laughs> ya bir şeyler biriktiririm gibi düşündüm podcast'e gelene kadar. Birikmedi. İlginç. İlginç yani zihnim elek gibiydi iki haftadır, 3 haftadır. Yani kötü bir elek gibi. Kalan şeyler de çok kötü. Yani çok kötü şakalar kaldı aklımda. Çok kötü hiçbir yere bağlayamayacağım, bağlama olmayan şarkılar var. Bir de bu şarkıyla açma meselesinde beni biraz birkaç yakın arkadaşım örseledi. Affedersin. Niye ya? Küfürlü konuştular. Yani iyice bağladın <laughs> şarkı da şarkı. Ve onlar öyle dedikçe hani şey gibi... Ee, annen yapma dedikçe daha da yapasın gelir ya. Evet. Çok güzel bir şarkım var ama ahım olsun onlara. Söylemiyorum ulan. Yani Herke... belki de sonda söylerim. Herkes kaybetti. Evet. Bir tane şakan var ama The Truth is Out derdi İsmail Truth adına. Ya keşke bir bağlamını bekleseydin şakanın ama çok bekleyebilirsin, hiç gelmeyebilir. Tabii ya. İçinde kalmasındansa içinde oda kokmasındansa efendim sand sandık dibi dediğimiz sandık dibi kokmasındansa bir anda ortaya çıkartıp ya, Yer miyiz buyurun demek bazen daha iyi. Kesinlikle bir de sen diyorsun ya bana hani hayat bir gündür o da bugündür deyip <laughs> e, ensenden tutup dudaklarına doğru çekiyorsun beni bazen evet. ama sonra da şş, şakacı gibi parmağında dudağıma hmm. koyuyorsun. Öyle yaşamam gerektiğini düşünüyorum hayatı Genelde olmadık bir saatte ben markete gidiyorum biri alacağım sen de içiyor musun içersin evet. olayına girmeden önce böyle şeyler söylüyorum ki. Biraz o şeye hazırlan diye. Seni de artı bir yazayım mı kapıya diyorsun? <laughs> oh. Nasıl? Ha, oh. Bak yavaş yavaş nasıl işliyor görüyorsun değil mi mekanizma? Erman Çağlar'ın pantolonu üzerine. Bir ufak haberim var. Seni ilgilendirebileceğini düşündüm. Ben bugün eşimin pantolonunu giydim geldim. <laughs> Evren, <-Ebrun> pantolonunu gidi. <laughs> ben de eşi olmayan bir pantolon giymişsin diyecektim. Bu ne Sın güzellik diye e, Bayan mi? giyim. Çok güzel bir tesadüf oldu. Bayan giyim. Altın bayan, Alt giyim, altın bayan giyim. Üstüm e ise elektronikçi. E, güzel bir çarşı gibisin. Güzel bu, bir pazar. Güzel çok bir, çok hoş. E, çok çok hoş. Hal gibiyim. Çok güzel. Halim <laughs> nicedir diyeyim. Yok çok güzel bir tesadüf oldu. Ee, bir tane pantolonum var benim giyebildiğim böyle hafif taşlanmış gibi siyah. Sen demiştin abi sen kaç yıldır metalcisin işte böyle bir pantolonun mutlaka senin olması lazım diye. Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ama demiş olabilirim. Evet. İyi bir cümle çünkü. Demek ki <gülüyor> <gülüyor> şey söylemişsin. Sadece denemek için söylemişsin. Olabilir. Bakalım gidip alacak mı ki. <laughs> Olabilir. <gülüyor> Keriz diye. Ben gidip almıştım o pantolondan. Böyle hafif taşlanmış gibi paçaları yapışık siyah pantolon. Ebru da Hamilelik döneminde tabii e, vücudunda inanılmaz mucizevi değişimler olduğu için kendisine şu an bol gelen bazı pantolonlar almış. Ve şu an annem de bizde. Biraz uzun anlatıyorum kusura bakmayın. Yo, ama yani teyze de hoş geldi bu arada. Onu da bir <laughs> söyleyelim hani. Teşekkür. The king is back. The queen. Evet. Pardon. E, geldi ve hak ok iddia edilmesi gereken tencereler tavalar üzerinde hemen hak ok iddia etti. Ya o biraz şey gibi değil mi? Anne geldiğinde. Demokrasiye geçiş çabaları gibi hani meşruti monarşi vardı ya evet. şeyle meclisli monarşi. <laughs> monarşi. <Yani> meclisli monarşi. Meclisli <laughs> monarşi. Meşrutiyet işte. Evet. Bizde de deneyimleri oldu. Ya yani Arada... o anne geldiğinde şey oluyor. Ya meclise gerek yok hissini evet. sen bile alıyorsun değil mi? Yani kral yönetsin diye işte, <laughs> ya da kral direkt başımıza dursun abi dedirtiyor bazen. Ya çünkü halk gerçekten yediği pilava bakıyor o zaman. Tam onu diyecektim. Halk yediği ekmeğe bakıyor, yemeğe bakıyor. <laughs> Benim hiçbir itirazım yok o konuda. Neyse işte annem bizde, annem de pantolonları toplarken tabii işte bu da benim oğluşumun bir pantolonudur. Bunlar Hı -hı. birbirine çok benziyor, bunlar birlikte dursun. Çünkü ev toplamak biliyorsun genel anlamda, bunlar birbirine çok benziyor, bunlar birlikte dursun. Dur. Yani. Ya GBT yapılıyor gibi olur ya. Biraz daha hani üstün körü. Ya, ev toplarken bir yandan da şüpheli görünen şeyler yan yana koyulur. Evet. Bunları al dersin yani. Ya benim yani yıllar içinde tek anlayabildiğim o oldu. Hani çarşafları çarşafların olduğu yere koyuyorsun. En başta da bütün çarşafları bir yere koyuyorsun. Sonra onlar çarşafın yeri oluyor. Ondan sonra bardakların hepsi bardağa benzeyen şeylerin de hepsi. Mesela bir şey bardak değil kavanoz ama tam kavanoz da değil. Hı hı. Ee, onun boyutuna göre bir mı daha yakın kavanoza mı daha yakın? Hadi birader sen git bardaklarla dur o zaman. Hocam ben Kanada'dan geldim. Ya tamam. Git orada dur o zaman yani. Şimdi onunla ilgili bir şey yapamayacağız. Çatallar çatalların yanına kaşıklar yani yapıyorsun aslında. Turizm. <laughs> turizm yapıyorsun yani. <laughs> turizm yapıyorsun. Serbest Evdeki... Bir turizm e, girişimi. Ev toplama aslında. Evet. Ondan sonra işte onları pantolonları üst koymuş. Ben de çok bakmadan giydim ayağıma. İlk başta anlamadım. Sonra elini bir cebime atayım dedim. Yani Hı -hı. bir şöyle aynada kendine bakarken müdür olsaydım, millet meclisinde bakan olsaydım nasıl gözükürdüm diye bir elini cebine atıp bakarsın ya aynada evet. kendine. Onu yapayım dedim ve kadın <laughs> ceplerini ufacık yapmışlar o zaman. Kadın pantolon ee, ceplerini. Yani. Ne demek yani ya? Yani çünkü kadınların çanta gibi büyük bir silahı var. Ben de onu düşündüm. Acaba o yüzden mi? Sadece şey cep yapmak zorunda oldukları için mi cep yapıyorlar? E tabi. Şimdi göstere, sana gösterebilirim de bak elimi şu kadar girebiliyor. Derin bir ee, alan yok içeride Hiçbir de, değil şey mi? koyamazsın. Yani ne koyabilirsin? Aslında şöyle bir şey olabilir. Cebin sık koyabilirsin. Derinliklerine kadar gitmez. Tam böyle alma noktasında durur. Ama ben hiç cebinden çıkartıp fındık fıstık yiyen kadın görmedim. Yani <laughs> Onun amacının olduğunu zannetmiyordum. <laughs> Cepleri dolu hiç kadın gördün mü? Ön tarafta anahtarlık arka tarafta cep telefonu Yok arka ben... taraf cüzdan falan ola da bilir, tabii ki. Ama... İkincisi göt cebinden cüzdan çıkartıp içinden de net para çıkartan bir kadın da görmedim ben. Yani mutlaka 4-5 aşamalı bir proses o. Yani, çanta çıkıyor, onun içinden cüzdan çıkıyor, cüzdanın içinden evro, anahtarını cüzdanında taşıyor. Yani bizim anlamadığımız bu işte hoş bir felsefi bir söylem vardır ya. Aslan konuşsaydı ne dediğini anlamazdık gibi. Evet. Benim cüzdan şey taşıyan bir insanı anlama imkanım yok Cüzdanından anahtar çıkartan, evin anahtarını çıkartan, üstteki eski evlerin anahtarları da duruyor yani Hı -hı. O hatıra diye atmamış onları da. Hı -hı. Neyse bir bu oradan ilk önce anladım. Aa, dedim bu benim pantolonum değil. Bir hata yapıyorum. Ama çok da yakıştı ve tam oturdu. Çok sevindim çünkü normal benim kendi pantolonumdan tek pantolonumdan daha iyi oturdu. Hemen içeri koştum. Önce Ebru'ya gösterdim sonra anneme gösterdim. Sonra işte baktılar abili tam oturmuş. Ferhan'a işte. gösterdin. Ferhan'a da gösterdim. Ferhan anlamıyor o sıradan. Ferhan'a şey diye şaka yaptım. İşte o senin ellerin küçücük bak bu tam bu cebe uyar falan diye şaka yaptım. 20 saniye falan ilgisi durabiliyor böyle şeylere. yani Uzun bir yıldaplı şakalardan anlamıyor. Peki Serenay Sarıkaya gibi hissettin mi kendini bu jeanne? Onu söyle bana. Yok hayır yani, ama... hani Bringing the sexy back. Sexy'in Bring... geri döndü mü yani Bring bugün sexy... itibariyle? Şimdi, kodla. şimdi söylemek şimdi hemen söylemek ama daha iyi hissediyorum daha e, enerjim, şeyim böyle bir şeyler başarabilecek gibi çıktım evden ama sonra bir farklılık daha var fermuar da çok vak hmm. yani hiçbir şekilde şey olarak düşünülmemiş bu fermuar içinden bir penis çıkacak gibi düşünülmemiş haklı olarak tabi yani. <laughs> yani sürprizdir aslında o bir yandan da pantolonu sürpriz oldu belki bana da sürpriz oldu çünkü İlk hemen gittiğim, pantolonu giydiğim bir koşa koşa tuvalette şeyini kontrol etmedim. Yani buradan giriş çıkışlar rahat oluyor mu diye kontrol etmedim. Gün içinde unuttum gittim onu. Hı hı. Sonra tuvalette gün ilerleyen saatlerinde öyle bir mücadeleye girdim ki pantolonla. Hı. Aslında bu bu amaçla yapılmadığı için ben de eşyan tabiatına karşı <laughs> bir kavga hı. veriyordum. Filmler oluyor ya İsrail'de kısılık alıyorlar savaşta evet. mavaşta. Evet, evet, evet. Ee, Amerikalılar o Amerika vatandaşlarını kurtarmaya gidiyor. Ben de öyle bir... <laughs> <laughs> Neyse bende haberler böyle. Valla gayet iyi. Yine aslında dönüp dolaşıp bir cross dressing hikayesine bağlandı gibi oldu. Yani bizim bu fasit dairemiz var ya işin içinden bir türlü çıkalım. Evet. Kuşlar, <laughs> cross dressing, cüceler falan. Bence çok güzel bir şey. Ya yani, bence de güzel. Bir de şöyle dışarıdan bakanın hiçbir şekilde anlamayacağı değil. Hiçbir anlamı olmayan bir cross dressing oldu. Evet, yani hiçbir fark. Kod farkı. Hiçbir fark yaratmadı. Kod değil, farkı yaratmadı. Kod farkı yarat... diyebileceğimiz bir Kod farkı diye, kod farkı fark diye var. çok kötü bir Soldan podcast mı? de yapabilirler. Şey mi? Bu Herhangi bir kod markası mı? Olabilir. Of. Buradan <laughs> en azından ağır olur. Ajansları çalıştırmadan önce isim isim diye bunu alıp gitsinler kimse, kimse... Sarıkaya ile kod farkı. Of. Oo. Baronez Hasan'ın lanet üzerine. Benim babamların bir arkadaşı vardı. Babamların dediğim babam, amcam, büyük Hı -hı. amcam ve küçük amcam. Yani babamlar gerçekten evet. bir yandan da. Hepsi birbirinin yani böyle hafif su katılmışı gibi. <laughs> şey, e, Eskişehir'de <laughs> bir dostları vardı. Aile dostumuz işte. Lakabı Baronez Hasan'dı. Çünkü Baronez diye bir kadın giyim dükkanı vardı Hasan amcanın. Evet. E, ve onlar da üç kardeşti sanırım. Hasan amca vardı, işte bir Hüseyin amca vardı, bir biri daha vardı. Yani şey gibi. Zaten yani bizim babamlar büyük kardeş. Evet, zaten bizim bu hikayeden keyif almamızı engelleyecek bir ayrıntı da değil aslında. <gülüyor> şey, <gülüyor> Hasan Bey baroness <laughs> Hasan'ın kardeşlerinin adı da. Evet değil, ama şeyi anlatmak için söyleyecektim. Şimdi babama düşen bir barones var, evet. büyük amcama düşen bir barones var. Bütün kardeşlerimi yani Sanki o. şey gibi bizim ailenin erkek çocukları doğuştan böyle bir kehanetle, lanetle doğmuş. Yani hayatlarının hmm. bir noktasında Baroness Hasan'la bir arkadaşlık kurmaları gerekiyor. Yani herkesin hayatında bir Baroness Haya Hasana ihtiyacı var gibi. Şey çok garip oluyordu. Yani bunun normalleştirilmesi, içselleştirilmesi bütün aile şey gibi konuşuyor. Ya geçen Baroness Hasan'ı gördüm. İşte şöyle şöyle Antalya'da ev alıyorlarmış. Ee, şuraya da Baroness Hasan'ı işte İşte Baroness Hasan'ın son podcast'ini dinledim <laughs> gibi yani şu an kadın için de örnek vermek istiyorum. Yani Baroness Hasan Baroness Hasan çok çok iyi. Geçen şey düşündüm. Benim hayatımdaki Baroness Hasan kim? Kim? Evet. Hasan. Hasan İnceler. Hasan. Evet. Yani ben de sıyırdım. Şey Şimdi ben edeyim. çocuk yaparsam <laughs> ve erkek olursa, evet. işi çok zorlaşabilir. Çünkü gittikçe çetrefilli bir hal alıyor Baroness Hasan bulmak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani <laughs> onun için şey gibi bakmamak gerekiyor hayata. Garanti gözüyle bakmak. Yani evet, hiçbir şey lazım. garanti değil kot dediğin şey kottur. Kadın erkeği yoktur. Cebi yok diye yani neden cebi derin olsun kadının? Yani bu erkeğe özgü bir şeydir. Erkek içine atar. Hı hı. Kadın sen kadınların içine attığını gördün mü? Hiçbir şeyi. Atıyorlar. Atıyorlar ben de gördüm. Garip olan. <laughs> İddialarda bulunmadan önce lütfen çek <laughs> edelim. O ya evet işte. <laughs> yani aslında senin şey gibi işte bir yandan da o pantolon. O bir zorunlu seçmeli olmuş sana bugün için. Ya bana hiç beklemediğim yerden gelen bir ufak 200 lira gibi oldu pantolon. <laughs> Güzeldir. Kim, <laughs> 200 lira eder mi o pantolonu düşünmek lazım. Bilmiyorum. Ebru şey demişti yani ben çok güzel günler yaşadım. Hamileliğim çok güzel geçirdim. Umarım senin de benim kadar güzel günlerin olur bu pantolon içinde dedi. alnından öptü ve bir daha lütfen bizi böyle saçma sapan şeylerle meşgul etme diyerek uğurladı. Ya bir yandan da şey çok bomba. Ebru giydi onu Ferhan Hı. hamileyken evet. sen giydin. Ferhan da giyerse inanılmaz bir aura olacak o pantolonun içinde. Yani o pantolonun ağı sizin bütün <laughs> e, yani, aile ağımız. Aile ağınız olacak. Aynen <laughs> öyle. Abi. Üreme ağınız olacak yani. Daha da korkunç mesela hani bunu giyimi yaşına geldiğinde Belki bu pantolonla gittiği bir date'te işte bayan arkadaşını etkileyecek ve sonra şey hayatlarını birleştirecekler. Sonra da çocuk yapmaya karar verecekler. Sonra, sonra Ferhan'ın karısı giyecek. Karısı hamile kaldığında bir gün yanlışlıkla bu pantolon giyecek. Aa bu çok rahatmış. Üstelik de zaten kadın pantolonuymuş ve de hamile kesinmiş. Hamile kesim diye bir şey var burada. Galiba şu an götümdeki ya pantolon Ya o işte öyle. gittikçe şeye dönebilir. Böyle hani... Maymun baba türbesi evet. ya da işte bilmem ne baba türbesi çul çaput bağlıyorlar ya çocuğumuz olsun diye. Hı hı. Yani o pantolon artık şey üremenin sembolü bir hale gelebilir. Yani yarın bir gün senin evin müze yapıldığında. Evet. Çünkü sen çok büyük bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Çok büyük bir yazarsın. Genelde de hemen onların müze yapılır evleri. <laughs> Mesela Orhan Pamuk daha ölmeden yaptı. Evet. Orhan Pamuk işini biliyor. Viyana'ya gittiğimde Mozart'ın evini görmüştüm. Hı hı. Çok güzel ev. Yani evet. güneş alıyor, ışık alıyor. Güzel yerler tutulmuş. Yüksek tavanlı. Ve çok eşya doldurmamış abi. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ama birkaç tane şey var mesela. Bu röpte şambırını giyip otururdu piyanonun başına. Evet. Dedikleri şey var. Orada Erman Çağlar'ın hani şey. <laughs> e, o pantolonu giyip çoğalırdı. <laughs> e, Gen havuzu pantolonu. Yazar evlerinin müzeye dönüştürülmesi üzerine. Şimdi yazar evlerinin müzeye dönüştürülmesi konusunda daha önce düşündüm. Biraz düşünme fırsatım oldu. Çünkü hakikaten onun fantezisini de Yani Hı -hı. şimdi yarın öbür gün bizim evi de yapacaklar. Hani ona göre bırakmak lazım. Yani, <laughs> İyi bırakmak lazım falan diye. ki. Ama şöyle bir şey var. Orhan Kemal'in evini müzeye çevirdiler. Orhan Pamuk. Orhan Kemal'in evi de. Orhan Kemal'in de var. Orhan evet. Kemal'in evi de müze. Ya yani Orhan Pamuk'un kürasyonlu bir şey. Kendi yaptığı bir şey. Yani böyle bir proje olarak yapılmış bir şey. Ama Orhan Kemal'in evine Orhan Kemal tabii ki öldükten sonra komple stretch filmle sarıp her şeyi. Buna Orhan Kemal değdi artık bir daha buna kimse değmiyor. Biz bunu böyle saklayacağız Hı -hı. denmiş bir yapı. Hı -hı. Şimdi bu insanlar geçmişte hem zaten o kadar teknoloji yok. Yani şimdiki kadar en azından teknolojik alet yok. Elektronik ıvır zıvır her şeyi USB'ye bağlamıyorlardı yani. Hem de sade yaşayan insanlar yani gerçekten benim senin aksine zanaatları için yaşayan insanlar. Hı hı. Onun dışında hani çok fazla bizim gibi ticaretle uğraşan ya da gerizekalı gibi bilgisayara iki saat mikrofonu bağlamaya çalışan bir yazar yok yani onların şeyinde. Ulan biz ticaretle uğraşıyoruz ne yapıyoruz kuruyemiş mi satıyoruz? Biz de yine sanatımızı satıyoruz yani. Ürettiğimiz şey ayakkabı değil <laughs> ki şey değil ki <laughs> Tabii hasta ki. bezi değil ki. Tabii ki değil o zaman bir yine geldin az önce yerde. Çatalım açık eşimin pantolonu evet. ayağımda yine fiş bağlamaya çalışıyordum. Evet, yani. usta bizim işi ne zaman en azından dedirtiyorsun. Evet, Orhan Kemal'i en azından öyle göremiyorum şeyde gözümün önüne gelmiyor. Şimdi bu insanların evleri de o sadelikte yani bir saklanıyor ev hani böyle bir restore ediliyor saklanıyor. Eşim adamın bir tane ufak yazı masası var ufacık bir çekmecesi var çekmecesini açıyorsun zaten kağıtla kalem var çünkü yazı yazacak yani. Evet, Kendi evimi düşünüyorum. Mesela bir çekmecede artık hiç kullanılmayacak ama atılmayacak da kablolar var. Hı hı. İki nesil öncesinin telefonlarının 90'ların sonundan kalma, 2000'lerin başına kalma bilgisayarların kabloları. Evet. Onlar da mı saklanacak? Erman Çağlar'ın USB kabloları diye. Sen bilirsin. Valla bana sormazlar ki. Vasiyetinle bunu belirteceksin. Dersen ki ben burayı büyük bir kablo cenneti olarak düşündüm. Hatta şeyini de ona göre yapın. Kablolarıyla. Ile... Tasarımını bile ona göre yapın. Ben yazar olarak değil kablo sahibi olarak anılmak istiyorum dersen. Kim ne diyebilir ki? Kablo'lar ile yaşadı kablo'lar ile öldü. Diye. Yani. <laughs> ya çünkü gerçek Perpa'nın yıldızı Erman Çağlar diye de müze açılabilir yani. Ben bir yandan gerçekten de hani kablo ararken öleceğim sanırım. Yani gün gelecek 70 yaşını dolduracağız. 70 yaşından sonra her an ya o iş evet. <laughs> 70 yaşından sonra evin içinde kablo ararken hep aklında olacak yani bu son mu kablo sevdası bu son artık kablo aramak <laughs> mı çünkü yani kafayı yiyorsun bazen ya bir tane ufak bir şey var bunun da bir yerde bir kablosu vardı şimdi bilgisayara bağlamak gerekti şimdi size 2 saat orada burada kablo arayayım ondan sonra Sevilen yazar Erman Çağlar <laughs> sehpanın altında ölü bulundu diye. <laughs> Şeyden çok mutlu oluyor musun? 2-3 kablonun birbirine bağlanmasıyla bir işi çözmeyi çok seviyor musun? E, 2-3 kablo birbirine bağlanınca bir yerden çıkan veri ya da elektrik öteki tarafa giden kadar bozuluyor gibi düşünüyorum. Ha Mutlu olmuyorsun. İçin rahatlanıyor. Daha da bozuldu gibi düşünüyorum. Yok istemem. Anladım öteki türlü biraz daha böyle yani marabaları boş durmasın kullanayım <laughs> köylülerimi ya da işte bana tabi olan serfleri düzgün kullanayım gibi bir feodal bey gibi de düşünebilirdim seni de değilmişsin. O zaman sen... Yok ben onların hizmetindeyim yani ben senelerdir evdeki elektronik eşyanın keyfi için yaşıyorum yani şey yapsın diye. Ama mutlu olsunlar. Ama mutlu olsunlar. Aman orjinal şey orijinal alırmasınlar, kablosu. Bir evet. bozulmasınlar. Doğru. Hani aman doğru adaptör aman işte bunun adaptörünü atmayalım işte i̇şte yarın öbür gün lazım olur kablosunu da atmayalım falan derken ben içinde yaşamadığım bir eve kira öder oldum yani. Onu da atmayalım bunu da atmayalım artık 60 yaşına doğru <laughs> hadi gel birlikte atlayalım yani. Bu <laughs> intihara kadar sürükleyecek çünkü artık sana ait hiçbir şey kalmayacak o evin içinde. Belki de yani kendi izimizi silmek için bu kadar alet düşkünüyüz yani. yani. Kendimizle olan problemimizden dolayı yani bana yer kalmasın istiyorum. Yani beni kovsun benim sahip olduklarım buradan. Tabii abi ben Dipten yani gibi öyle bir şey olabilir. Ya ben nerede kendi kendine, kendine imha ya etme. nerede kendiyle barışık, nerede kendini seven insan gördüysem bir evleri bir tane kablo bulamazsın. Evet. Ay yani bana sor mesela bizim evde USB şey kablosu var mı? Ee, dört çeşit. Ee, var. Dört çeşit var. Tabii ki. Güzel kardeşim tabii ki var. Eski Nokia şarjı var mı? O da var. Mesela ben benim hayatımda hiçbir zaman Nokia şarj kullanmadım ama var evde ve atmıyorum lazım olur tek gün olur diye kendiyle barışık kimin evine gitsem şey bile yok. Normal dümdüz USB kablosu bile yok adamda. Yani kendiyle barışık insanlar genelde hu, bay, ya he, bay ya hu bay ya sen öyle düşünüyorsun? Yani sadece kendiyle barışık bir insanın şarkısı olabilecek bir şarkı. Sen hiç Bizim çevremizde ya şu hu, bay yahu bay yaha şarkısı ne kadar güzeldi diye hatırlayan birini görüyor musun? Herkes dönüp dolaşıp yine Cengiz Kurdoğlu Hakan Taşıyan'a dönüyor yani. Tabii. Garip turnosol kağıtları taşıyorsun ve anlı ansız çıkarmaktan da çekinmiyorsun. Hoş. Sana çıkarmayacağım da kime çıkaracağım? Sen en Doğru. güzel misafirimsin. Çıka Çıkar bakalım şu turnosol kağıtlarında kim <laughs> neymiş görelim. Azanak <laughs> Akyol <laughs> Apartman boşlukları ve kişisel mahrem üzerine Geçen gün kendimi zor bir durumda buldum. Onu anlatmak isterim. Tabii ki. Evde sabah kalkıp duşa girdim. Şimdi duşlar biliyorsun apartmanların apartman boşluğuna bakan tarafına yapılıyor. Yani oraya pencere gerekmediği için. Eğer böyle bir Avrupa'da ultra zengin lord falan değilsen Hı -hı. önündeki tarlana şeyine bakıp ba duş yapmıyorsun. Bayağı tabii. apartman boşluğuna evet, tabii. girip orada yıkanıyorsun ya hatta, teknik olarak. <gülüyor> mesela <gülüyor> ba banyonun baktığı apartman boşluğu en korkuncudur. Evet. Ben tuvaletten daha fazla irkilirim. Evet o bir, yani e, biraz daha tekinsiz bir yer orası. Benim gibi olansal zekası sıfır olan bir insansı zaten evet. evin neresine denk geldiğini bile bilemiyoruz. Ya bir de şey gibi hani tuvalette kaka yapıyorsun, evet. çiş yapıyorsun belli şeyler yani ve de evet. genelde oturuyorsun. Sen tuvalet işleriyle banyo işlerini ayırmış bir evden geliyorsun. Kesinlikle. İki şey var iki yapı var bir tanesini kaka yapmaya giriliyor bir tanesine duş almaya giriliyor. Yani ben yapmadım onu. Tabii sen yapmadın. Ee, evi düşünen öyle düşünmüş. Evet. Ama işte o banyodaki havalandırma ya da apartman boşluğuna bakan camdan hı hı. şey daha kötü. Yani böyle apışını <laughs> e, liflerken, sabunlarken bir tarafından hı. görülmek ya da oradan bir şey girse çok evet. daha kötü durumdayım tuvalettekine. Yani tuvalette en kötü ne yaparsın? Tuvalet kağıdı rulosunu alırsın, suratına vurusun bilmem ne. ıslaksın bir de. Evet. Neyse. İlginç. Evet ilginç korkunç korkular. Ya Ama... kimsenin apışımı görmesini istemem. Çok gayet anlaşılabilir hı hı. Şu, o, bir şey o zaman ve yani saygı duymayan da gitsin, e, başka bir şey bulsun kendine. Podcast bulsun kendine. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> tabii ki. Bir sürü güzel podcast var. Neyse. Yok. Yok. Hı, hı. E, şimdi girdim banyoya. Bütün tabii apartmanın banyoları aynı şeye bakıyor. Apartman boşuna bakıyor. Şimdi başladım duş almaya. Mesela milletin şeyini duyuyorum Aksırığını tıksırın duyuyorum Böyle bazen sifon çekmesini duyuyorum Bazen Hı -hı. işte boşaltma dair sesler de geliyor İnsanlık yani bir de aynı apartmanda yaşıyoruz Bunlar zaten asla hiçbir zaman benim sıkıntım olmadı Hı -hı. Yani vay işte 200'teki bir sıçtı falan diye Hiçbir zaman yerinmedim Çünkü zaten toplum sözleşmesinde Ufak harflerle yazan bir e, madde de şeydir Yani aynı apartmandaki insanlar Aynı anda kaka yapmaya başlıyor olabilirler Ya tabii ki bir de yani en sevdiğimiz, en güvendiğimiz, en değer verdiğimiz insanlar bile karşımızdayken, yanımızdayken, oturuyorken içlerinde bok vardır onların. Onu öyle düşün onu o kadar düşünecek kadar şey yapmadım hiç. <laughs> yani kendimi yormadım da. En elit, en benim, kaliteli. Benim imza bile. attığım toplum sözleşmesinde şey diye bir madde var. Yani komşular sıçabilir. Hı hı. Bunun sesi gelebilir. Bu çok doğal bir şey. Ve yani bundan da yerineceksen, bunu da lafa söze getireceksen birader az müstakil ev tut diye Tabii bir madde var benim şeyinde. O yüzden asla şey yapmadım. Hiçbir zaman yerinmedim ondan. Sadece duş alıyorum. Hı hı. Şimdi bir yandan duyuyorum apartmanda başka biri de duş alıyor. Sonra duş alan şahıs benim yaşlarda bir erkek. <laughs> e Oha şeyi nasıl tespit etti? Çünkü şöyle şey Brian Adams'ın şarkısını söylemeye başladı şeyde duşta. Ha. Everything I Do, I Do It For Robin Hood diye Robin Hood filmindeki şarkısı. Evet. Ondan sonra çok da güzel söylüyor. Hı hı. Şimdi ben de hatıralarım canlandı. Yani çok güzel bir yaşımda izlemiştim çünkü filmi. Evet. Ve yani benim için yeri de olan bir film. O Kevin Costner'ın o hafif alaycı şey halleri. Whitney Houston'la mı oynuyorlardı? Yok be ne alaka. Whitney Houston o Bodyguard'tı Bodyguard. Bodyguard. He, <laughs> ya ya Robin Hood'la Bodyguard'ı hep karıştırıyorum. <laughs> yani çok anakronik bir karıştırma evet. aslında. Aynı tarih dilimlerinde yaşamış insanlar Sonra. değiller bunlar. Ama Kevin Costner oynadığı için. Ee, Neyse. Yes. Bir de yani... 1300'lü yılların İngiltere'sinde zenci kızı niye zenci kurtarsın? Prenses, evet. Neyse. Yok, yani ta... ben değil. Tarih bunu söylüyor yani. <laughs> ya o, o tarihte zenciyi Allah kurtarsın. Gerçekten evet. çok zor tarihler. Şu an bile zenci, zenci. diyebiliyor muyuz son düzenlemelerde? Ee, Afrikalı bizim... Afrika kökenli mi dememiz lazım? Bizim her her, zenci, her, olur her ya. zenci Afrika kökenli değildir. O da bir yanlış bir genelleme. Siyahi de mi diyebiliriz ama o da o daha çok renk şey Siyahi yapıyor. Siyahi deyince de Lemansam şarkısı gibi oluyor. Yani <laughs> Birine yani ay siyahi geldi. Bilmiyorum eminim. Aç e... kapıyı falan <laughs> filan. Gibi. Eminim çok e, şey düzgün bir şekilde düzeltiliriz bu konuyla ilgili. Siyahi yorumlarda. parti olsa çok güzel. Türkiye'nin en güzel siyasi partisi siyahi parti. <gülüyor> e... <gülüyor> İstersen şey diyelim. Person of color diyelim. Ya zenci diyelim abi. Çünkü bence ırkçılık yürekte başlar yürekte biter. Bizim yüreğimizde yok. Neyse Güzel bir hatıra canlandı yani ve şey bir yere gittim böyle kafamda kendimi güvende hissettiğim bir yere gittim. Hafif hafif ben de mırıldanmaya başladım şarkıyı ee, bildiğim kadarıyla yani bir Hı -hı. de o da tam bilmiyordu sözleri. Ben de tabii tam bilmiyorum çünkü kimsenin bildiğini zannetmiyorum eğer çok manyakça bir Brian Adams hastası değilse. Everything I do... Do, Do it for you and me. Orayı o hatırlıyorum. Ha, ha, evet. Ah, ah, Orayı da ben hatırlıyorum. Ah, evet. is crying for falan diye. Oh. Ya böyle bir hani ama şey değil yani. Adam'a katılmadım tabii ki. E, kendi içimde. Ama bir yandan şöyle bir his geldi. Ben şimdi adamın mahremini mi şey yapıyorum? Sen adamdan hoşlanmışsın. <laughs> adamın hoş, tavrından nasıl yani da. evet. Şey e, biraz garip gelmeye başladı bir yerden sonra. Şimdi adam şu an mahrem bir an yaşıyor. Ben de buna tanık olmak bir yana kendime de keyif çıkartıyorum. Ya orada aslında senin mahrem algın çok fiktif. Yani şöyle sen şunu düşünüyorsun. Şu ya apart iki, apart iki çıkmalı tane, mıydım? Şu an iki tane çırılçıplak 40 yaşlarında erkek evet. var. Ve birbirlerini <gülüyor> <gülüyor> <şarkı> birbirlerini <laughs> görmeden ve bedenlerinin tamamen sıvı sıklam olduğunu bildikleri bir halde Düet yapıyorlar. Evet. Yani Şimdi sen bundan korkmuş olabilirsin ama bence kesinlikle katılmalıydın o şarkıya. Ya katıldım da yani kendime kadar Çinlik katıldım. katılmışsın. Ben duyurmanı isterdim. Acaba şey mi yapmak lazım? Yani apar topar ha bu özel bir an yaşıyor deyip çıkmak mı lazımdı yani anlayış gösterip ben diyorum ki katılmalıydın ve, <laughs> ve şey diyecektin. Seni seviyorum Robin Hood diye de bağıracaktın apartman boşluğundan. Belki de seni de bu şeyden kurtaracak Robin Hood yukarıdaydı. Bilemeyiz. Belki işte Cendeleden. orada e, filme gönderme yapıp 12'den vurdun falan hmm. gibisinden. Hani Robin Hood ip kopartıyor diye okla. O Guillaume Tell değil miydi ya? Ne? William Tell değil miydi? Hangisi? Elma Vuran? Elma Vuran. Tabii Guillaume Tell. Giyomter Robin Hood 12'den mi vuruyordu? Robin Hood 12'den vuruyordu ip kopartıyordu bir şey yapacak yani birini uyaracak okla uyarabiliyordu evet. yani okla uyarabilmek çok zordur bir insanı. Ya orada bir de şey vardır Robin Hood'un <laughs> ya okla uyar mı evet kesinlikle çok e... zor bir tatlı bir var. uyarı biçimidir. Çok özenmiştim o filmde bira yapan bir tane rahip vardı evet. hatırlıyor musun? <laughs> <Bir acı gülüyor> ya bunun ne işi var bunda yani? Ulan dinle devlet işleri ne güzel ayrılmış falan diyorsun. Helal olsun. Hani ne güzel üstesinden gelinmiş skolastik düşüncenin hani. Ya o dönem çok güzel helal olsun dedirten filmler çıkıyordu Ozan. Yani evet. gerçekten filmin kalitesine, puanına oradan karar veriliyordu. Yani helal olsun dedirtiyor mu dedirtmiyor mu? Yani düşününce şöyle bakıyorsun Rambo helal olsun dedirtiyor mu? Kesinlikle. Zaten onun üzerine yapılmış ya, bir film. Ya bir kere şöyle. E, Bodyguard bu, bu, mesela. Bodyguard helal olsun dedirtiyordu. Bunu birkaç defa daha konuşmuştuk ya. Yani artık... Kadınlı erkekli filmlerden gına geldi bize. Yani gerçekten nefret ediyoruz. Yani hakkını aramalı filmden daha güzel bir şey olabilir mi ya? Dönüp evet. dolaşıp aynı şeye geliyoruz. Yani neden biz şey odaklanıyoruz? Sinema adına sadece birilerinin kaçırılıp geri bulunması adına filmler neden yapılmıyor? Hı. Çünkü diğerleri hep aynı. Diğerleri evet. Esas biri kaçırıldığında kimin? Yani merak ettiriyor. Hep aynı filmler yapılmasın, hep aynı filmler yapılsın diyoruz evet. biz. Kesinlikle. Yani <laughs> aynılığın tanımı değişsin istiyorsun. Evet, neyse. Evet. O Sen güzel. devam ediyordun. İşte öyle yani bir şeyde kaldım, bir arada kaldım. Belki de hakikaten apartman girişine bir şey yazmak lazım yani. Beni <laughs> bul Robin Hood. Gibi Beni bir bul şey. Robin Hood. <gülüyor> <gülüyor> ya ok da... ve kalp. Ok yani ve kalp. kalbi paramparça etmiş. Ya da şöyle işte hani böyle Robin Hood ipleri kopartırdı ya okuyla. Sen de benim gönlü bağlarımı kopardın. Tedavi masraflarımı üstlenmek istersen Beş numaradayım evet. Gönül bağlarım koptu şimdi de Diz bağlarımın çözülmesine ihtiyacı var Kapımı çal ve beni gör Kadın kotu giyiyorum <laughs> Bilmiyorum öyle. öyle yani Yakışıyor Teşekkür ederim hmm. Apartman Boşlukları ve Güvercinler Üzerine Ozan'cığım apartman boşluğu dedim. Ee, bu bölüm benim itiraflarım etrafında örülmüş bir bölüme dönecek kusura bakma. Ama Harika. İçimden atmak istediğim bir bilgi daha var eğer izin verirsen. Müsaade tamamıyla senin. Apartman boşluğu deyince şöyle bir benim biraz sebep olduğum bir durum yaşandı apartmamızda. Ben bunu anlatmıştım. Daha önceki bir bölümde bu tam pandeminin başlangıcı ve hani hem paniktik hem çok umutsuzduk ya. Eve kapandı böyle çıkmak yasak sadece marketlere gidebiliyorsun marketler yağma. O zaman ben marketten bir daha asla alamam diye durum buğdayı almıştım. Yani <laughs> kullandığımız bir şey değil ama hani bir daha belki olmayacak diye onu haşlar yeriz diye. Durumumuz yoktu. Durumumuz olmayacak belki sonra <laughs> diye. Ondan sonra tam pandeminin başlangıcında tabii evde böyle her yere bakmaya başladığımız bir süreçte apartman boşluğunda güvercin bir çift görmüştük anlatmıştım bunu evet. sana. Geldiler tam bizim pencerenin önüne apartman boşluğundan görebildiğimiz bir yere e, yuva kurdular ve yumurtladılar. Bunu bence e, bizi takip eden akıllı dinleyicilerimiz hemen anlamıştır bu kuşlar o kuşlar diye. Şu <laughs> an kuşlar? O eskiden bahsetti Erman'ın kuşları gubur gubur kuşları diye. Ha evet zaten onu diyorum. Bak hangi kuşlar sen bile unutmuşsun demek ki. <laughs> Müthiş bir hikaye bu. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> devam et. Teşekkür <laughs> ederim. Ve ben o kuşları gördüğümde çok sevinmiştim Ebru'yu yanıma çekip. bak işte Nuh peygamber sonsuz denizlerde hani hiçbir umut olmadan ümit olmadan başıboş dolaşırken ona bir umut getiren güvercindi. Hani ağzında bir dalla geldi Dedi ki ileride kara var, boşa gitmiyorsun artık kara gözükecek. Hani o zor günlerin bittiği haberini ona getiren güvercindir. Bunu kim, tam olarak kim söylüyor böyle bir şey yaşandığını? Nasıl? Kuşun haber getirmesi, abi kara yakın. Abi kara yakın demiyor, salıyor ya güvercini. Öyle mi? Sen Nuh peygamberi bir de benden dinlemek ister misin? Ya ben <laughs> farklı şeylerden, kaynaklardan dinledim. Bu kuş meselesi daha yeni çıktı ortaya. Yok şöyle oluyor. Büyük tufandan sonra... Gemi, göz alabildiğine deniz hiç kara yok ortada. Önce kargayı önce martıyı mı salıyor? Önce bir şey salıyor. Pelikan falan salıyor galiba. Ama onu sonra çok o da dönüp, kuş değil gibi. O dönüp mi dolaşıyor, düşüne? geliyor. Yani o zaman anlıyor ki kuş konamamış bir yere, kara yok, üzülüyor. Sonra bir tane daha uçabilen bir kuş. Ya da kuş, kuş kendi ajandasını. Kuş ya da dolaştı, yani hani geldi bilmiyorum şey gibi tamam. Onu yani biblical sense de düşünmek lazım öyle şey. Eh, ahit bazında düşünmek Bana lazım. Bana çok inandırıcı gelmedi. Şimdi Ama sen e, biraz ya yani, ben çok iyi anlıyorum senin şeyde evet. çekincene. Onu biraz askıya almak lazım. Ben de biraz zaten. Yok yok hikaye bence <laughs> hikayeye inanıyorum. Kuş noktasında <laughs> çok inanmıyorum şey. Kuşa ben güvenemezdim. Yani evet. Neyse kartal falan salıyor olabilir. Hatırlamıyorum hangi kuşları Hı -hı. saldığını. Sırasıyla martı salıyor. En son böyle karga salıyor. Karga dolaşıyor etrafı ama konacak bir yer bulamıyor yine ağzı boş geliyor. Tam böyle ümitler artık tükenmiş işte tanrı bizden tamamen yüz çevirdi. Biz artık sonsuza kadar Hı -hı. bu sonsuz sularda dönüp dolaşacağız. Keyfimize yakında Keyfimize süre tanıyacağız. Yakında da tavukları yemeye başlarız büyük yani. <laughs> ihtimalle gibisinden bir ruh halindeyken. Bir de beyaz güvercin salalım diyor. Beyaz güvercin salıyorlar. Beyaz güvercin gerçekten artık sular çekilmeye başladığı için bir kara parçası buluyor. Ve orada ağzında şeyle geliyor... Zeytin dalından bir ufak parça kopartıp öyle geliyor. Sonra ne oluyor? Sonra dsp ne oluyor. Dsp oluyor. <laughs> Birleşmiş Milletler oluyor bir de. Yani o galiba ya dsp güvercin... ya Birleşmiş Milletler gibi bir şey olacak arkadaşlar diyor. Ya yani ileride böyle bir şey i̇leride dönüşecek böyle arkadaşlar. Bir dönüşeceğini bu görebiliyorum. Adam. Yok şey diyor işte. Yani bu Tanrı ile insanlar tekrar barıştı zaten. Barış güvercini falan filan sanırım sallıyorum şu anda. Neyse ben onu evet. yani e, buraya da bu kadar ayrıntılı anlatmak zorunda kalmıştım galiba o da ilk böyle anlattığımda şey. Sen şu an e, 15 dakikadır şeye debeleniyoruz güvercinin uhreviyatına yani. Ya evet ben orada bir, biraz bir gaza gelip fazla e, anlam yüklemiştim güvercinin orada evet. gözümüzün önünde yuva yapmasına. Yani çünkü biz de o zaman yeni bir yeni çocuk sahibiydik. Hı -hı. Hala da çok e, eskimiş sayılmaz bir buçuk yaşında çocuk ama o zaman çok yeniydi Tabii. yani ve. Hani böyle tam yeni çocuk işte pandemi bilmem ne dünya nereye gidiyor derken gözümün önünde böyle bir aile kurulunca ben de sevindim abi. Tabii ki. Ne yapayım yani? Ya marjinal faydası düşüyor çocuk dediğin şeyin zamanında de. yani. <laughs> Z yenik düştük zamanı daha bir buçuk yaşında. Evet 13 yaşına kadar sevebildiğiniz kadar sevin. 13 yaşında e, devlet parasız yatılı sınavları var. <laughs> Devlet her şeyini karşılıyor. Atletinden e, pikesine kadar, ayağındaki çorabına kadar her şeyini veriyor diye duydum ben. Çocuk çocukla büyür. Bilmiyorum artık hala öyle mi? Hı hı. Neyse sonra dedim ya biz bunları bakalım ya bu bize hem motivasyon olur. Oraya PVC boru sistemiyle şey yapmıştım. Dur, önlerine durum buğday koyabileceğim bir sistem yapmıştım. Bunu zaten anlatmıştım geçtiğimiz bölümlerde de. Evet. Fakat şöyle bir şey oldu. Ben tabii aile kendi içine kapanık bir ailedir. Hani önlerinde durum buğday da var. Artık bir şeye ihtiyaçları yok. Hani bizimle birlikte yaşayacaklar. Ee, o dış dünyanın kavgasından uzaktalar diye düşünürken güvercin bebeği hafif büyümeye başladığı gibi iki güvercin de böyle devamlı uçup gitmeye başladı şey anne baba. Devamlı gidip arkadaşlarıyla arkadaşlarıyla takılmaya başladılar. Hmm. Güvercin de orada öyle duruyor gerizekalı gibi. Sonra bunlar arkadaşlarını da getirmeye başladı. Ben o zaman anladım ki bu bizim ailemiz değil. Bu benim e, annemlerin babamların dönemindeki hmm. aile. Yani o zaman da ben hatırlıyorum mesela 6 aylık kundaktaki çocuğun yanında 6-7 ve yetişkin birlikte rakılı sofra kurup bir paket sigara hayvan içiyorlar. Hayvan gibi de. sigara içiyorlar çocuğun evet. suratına öfle öfle. Bunlar öyle bir eğlence içinde ve bir şekilde anne baba güvercin diğer güvercinlerle burada durum buğdayı var. Gelin birlikte tüketelimin iletişimini yapabilmiş. Yani ben o güvercinlerin o kadar birbirlerine yer yön anlatabildiğini bilmiyordum. Ya bir de Nişantaşı'nın parıltılı hayatı onların da sosyal ilişkisini onların <laughs> da sosyal ilişkilerini etkilemiş olabilir yani. Mutlaka baka baka görmüşlerdir Tabii yani, yani ben yani. de ben sana bir de, demiştim ya yani hiç aklında yokken e, milletin üstünde altında kulağında gördüğüm bütün şeyleri elektronik aletleri bende yok eksiklik hissiyatı olarak geliyor yani güvercinler de şey yapıyordur. Hani bu, bu insanlar bu kadar kafede oturuyor biz de, biz de bir şuraya kafe yapalım gibisinden belki düşünmüştür yani. Ya tabii ki ya da atıyorum hani çok güzel gördüğümüz eş değiştirme partileri var. Hı hı. Herkes çok memnun ve bu e, adı konulmamış bir e, zevk çemberi. Güven, güvercinler gizli ajan provokatörlerdir. Çünkü apartman boşluğunda yaşarlar ve herkesin o, o boşluğa bilirler. taşan özelini... Bir şekilde o burunlarının şurasında bir şey var bir sensör var orayla sezerler hissederler. <laughs> o delikten girer. Evet tingirler yani. Neyse bunlar böyle bir e, şeye çevirdi orayı. Sosyal bir toplanma, e, meeting point. Efendime söyleyeyim işte vining dining. Hı hı. E, hoş, bir yaşam mimari oldular Hoş bir orada. kafe oldular. Yani böyle işte hakikaten o mimari projeleri çiziyorlar ya her, her yere ufak ufak insan koyuyorlar. Evet. Onun o alışveriş merkezinin güvercin versiyonu gibi oldu bizim apartman boşluğu. <laughs> Şimdi bizim apartman boşluğuna bakan odamız yok. O yüzden ben o guburtuyu duyuyordum yani bizim evin içine kadar taşıyordu. Ya şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Aha. Apartman boşluğuna bakan camın hemen alt tarafında Koko yaşıyor ya. Evet, senin tavşanın. Koko'nun düşünceleri neler sence o güvercin ailesi hakkında? Koko Coco o noktaya gelene kadar hayattan daha fazla tiksinemeyeceği bir noktaya geldi sanırım. Hmm. <laughs> yani benimle yaşayamak suretiyle. <laughs> yani o şey demiyor yani. Sıkmışım kuşunu ben zaten burada olan ömür çürütüyoruz. Yani Yok zaten o 4 noktaya 4 sene daha yatarımız var. Yani, Öleceğiz gideceğiz zaten. Zaten o yani. noktaya gelmişti yani. Çünkü e, hani benim ona aşırı iyi bakma... Diyetini çok sıkı tutman falan filan. Zaten bezmişti hayattan. Çünkü ne kavlayamışsına izin veriyorum. Ee, ne işte karton yemesine izin veriyorum. Ne halıları kemirmesine izin veriyorum. Çünkü bunları öğütemeyeceği şeyler. Bunlar benim malım kıymetli olduğu için değil. Doğada halı doğada doğada yoktur. Doğada halı yoktur. Doğada pazartesi de yoktur. Ve ben bunu ne kadar anlatmaya çalıştım Koko'ya. <laughs> Sen biliyorsun ama tavrını. Ee, yani Koko <laughs> biraz şey nasıl diyeyim. Çok uzlaşma yanlısı bir hayvan değil gibi duruyor. Değil neyse. Sonra dediğim gibi bizim apartman boşluğuna bakan sadece mutfak var bir de ara var. Yani Hı -hı. ben guburtu ediyorum ama yani. Hani bu da böyle bir şey oldu apartmanda diyorum. Ama bizim alt katımızda yaşayan insanların direkt yatak odaları şey apartman boşluğuna bakıyormuş. Onları öyle düzenlemişler. Ve hayat onlar için yaşanmaz hale gelmiş. Galiba üst katlar falan da öyle yani herkes bir bilenmiş olaya. Hı -hı. Ve ben kimseye söylemedim tabii ya ben bunları beslediğim için bunlar Hı -hı. burada diye. Hı -hı. Sonra bir gün alt komşumuz geldi bir aciliyet duygusuyla. Şey dedi Erman şimdi sen camdan görüyorsundur. Biz aşağıdan hortumla su tutacağız güvercinlere. <laughs> Bütün güvercinler kaçacak şeyden apartman boşluğundan. Hepsi kaçtığında da biz apartman boşluğunun üstünü kapayacağız dedi. Ee, e, yok bir de gaz çetin, bombası atsaydınız. Çetin ona, yukarıda. Su, işte, su sıkacağız ne? Bizim apartman görevi yok yani hortumla su sıkacaklar. Bizim evet. apartman görevlisi Çetin de yukarıda şeyde bekliyor. Çatıda elinde brandayla bekliyor. Bütün kuşlar çıktığı gibi örteceğiz brandayı ve sıkılacağız orayı. Bir daha giriş çıkış olmayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Şeytani bir plan. Evet ben de şaşırdım nasıl bir bayağı düşünülmüş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta her, herhalde vakitleri ve motivasyonları vardı yani bunu düşünene kadar. Senin görevin de apartman boşluğunda hiçbir güvercin olmadığını teyit etmek dedi. Yani sen en iyi gören vay, noktadasın. Vay, vay, vay. Bir sağdan bak bir soldan bak her yerden bak bir tane güvercin kalmasın içeride. Ki biz kapatabilelim üstün diye. Peki evde bir sağa bir sola koşturur mıydın? Bir diğer odaya gidip o taraftan bak, bir bu odaya git, tekrar ben, bak o falan. O sırada yani Ebru ile Ferhan yeni çıkmıştı. Ben kakaya girmek üzereydim. Oo. Yani ve Ferhan hazırlanacak, Ebru hazırlanacak. Bazen uzuyor. Daha da işlerini uzatmak istemiyorum. O yüzden kendi e, önceliklerimi arka geri plana atmıştım orada. 45 dakika önce başlayan işte müzakere süreci Hı -hı. benim kendi içimdeki bağırsaklarımla benim aramda Hı -hı. zaten Çıkmaza gelmek üzereydi... Hı hı. Evrular çıktı... Zaten gireceğim... Evin içinde şey arıyorum... Okuyacak bir şey arıyorum... Çünkü artık büyük ihtimalle şey yapacağım... Yani bir yarım saat 45 dakika şöleni, şöleni çevireceğim... E kuşlara kim bakacak? Festivali çevireceğim... Hayır giremedim zaten... Ha. Kadın o kadar aciliyetli geldi ki... Zaten Çetin abi çıkmış çatıya... Elinde branda eli bekliyor... Altta hortum bağlamışlar. Alttaki e, görev yani. Ya herkesin bir silahı var. Senin silahın da içinde benim, bekliyor yani. <laughs> benim patlamayı benim hançer böğrüme saplanmış. Senin bomban evet yani. Hançer böğrüme saplanmış. Evin içinde keriz gibi dolaşıyorum. Ya dedim tabii ki e, ben elimden geleni yapacağım. Ondan ya işte... sonra bir başladılar alttan su sıkmaya. İşte orada tabii bayağı şey yemiş gibi hakikaten böyle kitle, kitle gösterisine müdahale edilmiş gibi oldu. Bütün hı hı. güvercinler falan uçtu gitti mutfağa koştum mutfaktan baktım. Ferhan'ın odasına bak koştum Ferhan'ın odasına baktım. Ondan sonra bir kere daha garanti olsun diye mutfağa gidip baktım. <laughs> Ama ikinciye Ferhan'ın odasına gidip bakmadım. Yani açıkçası o da benim ayıbım olsun. Çünkü çünkü şey dedim apartman boşuna bağırdım temiz diye. Ona karar vermiştik temiz diye bağıracaktım. <laughs> temiz diye bağırdım. Ve hemen kendi kişisel hijyenimle ilgilenmek için... <laughs> Brian Adams şarkısı da belki şey yaparım tekrar söylerim ve karşılık alırım diye banyoya koştum. Bütün bu operasyon geçtikten sonra da sanırım dün mutfakta işte kendi kişisel işimi hallederken apartman boşluğundan şöyle bir ses geldi. Kırgın. Kubur. Tek kubur mu? Tek kalmış kubur mu? Evet. Kuş mu kalmış? İnanılmaz. Eee? <laughs> <laughs> sonra... Diğerleri gitti bu kaldı. Evet. Te ve şeyde brandayı de kapatmışlar. E, apartman görevlisini aradım Çetin abiye. Çetin abi dedim ee, O gubur ne demek biliyor musun? Bir komplikasyon var. şu Beni an. öldür demek. Evet kill me evet. anlamında. O Van klibindeki gibi gözlerini Aynen. kıpıştırır gibi şey yaptı. <laughs> e, Çetin abi dedim yani bir beklenmedik bir durum oluştu. Şu an apartman boşluğunda bir gubur sesi duydum. Tek bir e, güvercin sanırım. E, Çetin abi çok insan hayatına da hayvan hayatına da değer veren bir insan ve zaten çok içine sinmiyordu bu şey. Bütün operasyon. Hı -hı. Ben onunla özelde birebir de konuştuğumda. Ya onlar da can onlar da sonuçta ekmeğine bakıyor şeyine bakıyor yani. Ama tabii yani insanlar da rahatsız olmuş anlıyorum falan diyordu. Yani biraz pasifist bir tavrı vardı orada. Hı -hı. E, ama kendine verilen görevi de yapmak zorunda hissetti yani. Bu haberi duyunca gerçekten beklediğimden fazla bir tepki verdi. Ben onun da soğukkanlılığını korumasını beklerken Erman ne diyorsun şeklinde böyle benim de vicdanımı <laughs> iyice kızartacak ve kabartacak şekilde bir bağırmaya başladı. Ya bu... Sonra şimdi ne oldu onu söyleyeyim. Hemen kapatıyorum artık bu güvercin konusunu. Allah belasını versin. Estağfurullah ben çok dikkatle dinledim. Şimdi o benim herkesten habersiz apartman boşluğuna attığım durum buğdayıyla başlayan mevzu şu hale geldi. Biz apartman olarak durum buğdayı aldık. Çetin abiye 5 kiloluk e, aşurelik durum buğdayı aldık. Her gün gidip oraya o hayvana şey yapıyor. Çünkü tekrar o brandayı kaldır çıkartmaya çalışıyor. Uğraşmak kimse istemiyor. O bizim güvercinimiz oldu. Keptim. Gerçekten <laughs> Esir. mi? Esir. Yani şey olsa 5 kilo durum buğdayı aldınız Çetin abiye. Çetin abi bu acıklı hikayenin üzerine her gün aşure yapsa... <laughs> ...ve her gün apartmana <laughs> dağıtsa zaten... Aşure'de biliyorsun Nuh'un gemisinin evet. efsanesinin besinleşmiş halidir. Evet. İnanılmaz bir toparlama olurdu ama Çetin abi tabii sanırım bu vizyondan biraz söylemek istemiyorum ama yoksun. Bu acıyı bala demeye bir yerimiz olurdu. Ben demeyi çok severim çünkü öyle şeyleri. Ama öyle bir şey düşünmedi gerçekten. Şimdi her gün gelip çatıdan bir delikten şey atıyor. Durum buğdayı atıyor. Bir yerlere de su bırakıyoruz anladığım kadarıyla benim gerzek gibi apartman boşluğunda durum buğdayı bırakmamla başlayan süreç bütün apartmanın apartman boşluğuna <laughs> durum buğdayı bırakmasıyla sonuçlandı. Ben kendimde biraz sorumluluk hissediyorum ama bir yandan da it is what it is yani. O zaman ben sabahtan beri içimde tuttum ve şu an cuk diye oturacak şarkımı sana söylemek istiyorum. Ya işte bu. Olur mu? Evet. Kuşlar... Hı şen kuşlar hep şen kuşlar sonsuz göklerin hür sahipleri yuvanız nerededir eşsiz göklerin hür sahipleri gönlüm sizlerledir herkesin hatrını sorup Geçiyor, Bu kadar sorular oldun. aklını <laughs> alıyor kuşlar. Gerçekten bir hafta öncesinde anlaş konuşup anlaşmışız gibi oldu. İnanılmaz oturdu. Evet, iyi oldu. Öpüyorum. Öyle Ozancım. Herkesin 2021'i e, kutlu olsun. Hoşça kalın. Bir son söylemek istediğim bir şey daha var. Tabi geri aldım. Bu vesileyle de apartman boşluğumuzdaki kuşa şunu söylemek istiyorum. Everything I do, I do it for, for you. you. Çok çok çok. <laughs> Hoşça kalın. <laughs>